Yüksek Askeri Şura yaş kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklandı. Alınan kararlar dahilinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türk Genci'nin görev süresi 1 yıl uzatıldı. 4 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2022 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi edilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü. 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılanlar arasında Korgeneral Yavuz Türk Genci de yer aldı. Erzincan'da yapımı devam eden 500 yataklı devlet hastanesinde fiziki gerçekleşme %70 oranında tamamlandı. Hastanenin 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman hastane çalışmalarında gelinen son aşamayı değerlendirdi. Milletvekili Karaman konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Erzincan 500 yataklı şehir hastanesi ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığımızı yapılmıştı. Yatırımın sözleşme bedeli 356 milyon 561 bin liradır. Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43 bin metre arsa alan üzerine toplamda 140 bin metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen hastanemizde bugün itibariyle %70 fiziki gerçekleşme sağlandı. Erzincan Belediyesi, Kentsel Tasarım İl Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2022 tarihinde acele el koyma kararı ve taşınmazın boşaltımı hakkında yazısı ile Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında bulunan parseller kamulaştırarak yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan Esnaflar Çarşısı için Kentsel Tasarım İl Müdürlüğü tarafından iş yeri sahiplerine 45 gün içerisinde boşaltılması yönünde yazı ulaştırıldı. İşlerin en yoğun bir zamanında esnafa sadece 45 gün verilmesi esnafta memnuniyetsizlik yarattı. Yıkılmasına karşı olmadıklarını belirten esnaf, sürenin 3 ay uzatılmasını, Erzincan Belediyesi tarafından yer temini yapılmasını ve yeni bir bina yapılacaksa hakların öldürülmemesini talep ediyor. Konu hakkında mağduriyetlerini anlatan Esnaf Çarşısı esnafı şu ifadelere yer verdi. Her şey bir hafta içerisinde gelişti. Evet. Dün de bize tebligat geldi. Bir 45 gün içerisinde buranın boşaltılmasını istiyorlar. Yıkım kararı alınmış diye. Şimdi şu iki dükkanlar değil mi? İki bina. İki evet. Blok. İki, evet. İki blok. Zaten biz buranın yıkılmasına karşı değiliz. Yıkılsın ama yani burada bir sürü esnaf var. Burada bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yani belediye tamam bize diyor ki 45 gün içerisinde tahliye edin de biz nereye gideceğiz? Yani bize bir yer tahsis edilmedi. Şimdi böyle çok yakın bir süre değil mi 45 günde? Sonuçta sizin bir mağduriyetiniz var. Sizin aynen. Dükkan bulmanız lazım ya veya belediyenin. Bulmamız lazım. Bizim eşyamız var elimde. Ben bu 45 gün içinde bu eşyayı hani bir yere çıkartamam. Başka yere siz bakıyorum. İkinci el işi yapıyorsunuz. Ya İçeride bir de şeyiniz var değil mi? Deponuz var. İçeride 2-3 tırmalım var. Evet. Hani onu bir seferde ben çıkartamıyorum bir yere. Bana 45 gün içinde haber geldi. Hani tamam yıkılmasını biz de istiyoruz. Evet. Ama ben bana bir yer göstersin en azından. Yer yani göstersin veya zaman verirsin orada. Aynen. Siz de en az sıkıntılı bir durumda. Kabul ediyoruz bunu biz. En az başkanın bize 3 ay zaman vermesi lazım ki biz de hani ona göre elimizdeki malımızı yani öldürmeyelim. Veya mal işte aldığı malın altına veriyorlar. Yer konusunda yer bulalım, bir şeyler yapalım. Şimdi bir de hem gurbetçi zamanı, sizin işlerinizde en yoğun zamanı, evet, artı sizin öğrenciler zaman. Gelecek bu dönemlerde, tabii ikinci elde. Evet. Yani talebimiz bu sürenin biraz daha uzatılması. Aynen, en az 3 ay bize süre verilmesi lazım. Peki başka bir talebiniz var mı mesela yapıldığında? Belediyeden... Ya bu bina bize geri verirse, çünkü ben aşağı 15 yıldır buradayım. Hani bu binadan bir daha bize geri verirse sevinir. Tamam, verilmesi de yapacağımız bir şey yok. Ama öncelik bizim olursa yine seviniriz. Tabii yani ben burada 25 yıllık esnafım. Ben 25 yılı 45 günde nasıl sigara atabilirim yani? Doğru, haklısınız. Yani en az 3 ay bize süre vermesi lazım. Artı bize
Hani bize bir yer, bir tahsis, bir şey de yoktur yani. Sadece çıkar ama nereye çıkar? Şimdi talebimiz 3 ay, 4 ay uzatılması. Aynen. Ve gerekirse belediye size yer temin yapılmasını arzu ediyorsunuz. Evet. Ve bitiminde de eğer büyüklerimiz uygun görürse bize aynen. Halklarımızın öldürülmemesini istiyoruz. Aynen. Yoksa biz karşıdayız yıkılmasına. Yıkılsın, şehrimiz daha güzel bir görünüm kazanır. Yani güzel site binalar yapılır ama şu an biz mağduruz yani. Bizim mağdurumuzu gidermemesini istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Son kez bir şey demek istiyor musunuz? Teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Peki bir şey daha soracağım. Bu baştaki bina niye yıkılmıyor peki? Bu o da öyle eski bir bina. Burası kooperatif olduğu için, kooperatif oluşmadığı için şu an burayı yıkılıyor. Bir de öbür binaya göre biraz daha eski durumda. Mesela kışın burada bir iki sefer yukarıdan hani sıva falan tökülür. Yani böyle bir risk durumu oldu ama o binada o şey yok herhalde, o sıkıntı. Ama burayı yıktıktan sonra da yıkılabilir. Daha da güzel gözüküyor. Daha güzel olur bence. Yani öyle bir şey de yapılıyorsa işte dediğim aynen. gibi biraz süre uzatılıp oranın yetkililerle veya sahiple de görüşüp. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yaz mevsiminde serinlemek amacıyla göl, gölet, dere yatağı ve su kanallarını yüzmenin boğulma riski nedeniyle tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Göllerde yüzmenin daha tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar ise tatlı suyun tuzlu sudan daha az yoğun olmasından dolayı vücut su içerisinde serbest haldeyken daha fazla battığını ifade ediyor. Yapılan uyarıda sulama kanalı, baraj ve göletler yüzmek ve serinlemek için değildir. Kanal ve göletler kuvvetli akıntı ve bataklık olmalarından dolayı ölümcül ve tehlikelidir. Yüzme bilmeniz sizi kurtarmaz. Lütfen uyarılara dikkate alın ve kanal, baraj ve göletlere girmeyin. Su hayattır, can almasın ifadelerine yer veriliyor. Erzincan Belediyesi tarafından üst yapı çalışmaları kapsamında asfaltlanan caddelere yol şerit çizgileri çizildi. Yol çizgileri çizilen yollar yepyeni bir görünüme kavuştu. Sıcak asfalt serim sezonunda çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, Sultanbeylik Caddesi ve Ömer Parmaksızoğlu Caddesi'nde asfalt serim işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol şerit çizgi çalışması başlattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında önce caddenin temizliği yol süpürge araçları tarafından sağlandı. Yapılan temizlik çalışmasının ardından ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için caddelerin tamamlanan bölümlerine çizgi çekerek Sultanbeylik Caddesi ve Ömer Parmaksızoğlu Caddesi'ni trafik akışına hazır hale getirdi. Erzincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt serim işlemlerinin tamamlandığı caddelerde yol şerit çizgi çalışmaları sürdürülecek. Yağlık ayçiçek tohumu üretimi kapsamında Çayırlı ilçesinde ekimi yapılan ayçiçekleri hasat ediliyor. Ayçiçeklerinin hasadı kapalı sistem, davlumbaz delikli muhafaza sacları ve helezon üst kapağı özelliklerine sahip biçer döverler ile yapılıyor. Çayırlı ilçesi, Merkez, Balıklı ve Yeşilkaya köylerinde Nisan ayında ektikleri yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadına başlandı. Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, çiftçilerin tarlalarını gerçekleştirdiği ayçiçeği hasadına katıldı. Ayrıca ayçiçeği ekili tarlada da incelemede bulunan Kaymakam Gülderen, bu hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennilerinde bulundu. Kaymakam Gülderen'e ilçe özel idare müdürü Erkan Yakut ile özel idare şantiye şefi Osman Atıcı eşlik etti. Thank you.
Erzincanlı ev hanımları el emeği ürünleri Bakırcılar Çarşısı'nda sergiledikleri standlarda satışa sundu. 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayan sergi 15 gün boyunca devam edecek. Erzincan Valiliği, girişimci kadınlar üretim ve işletim kooperatifi desteğiyle düzenlenen ve birbirinden farklı yöresel ürünlerin sergilendiği standlar yoğun ilgi görüyor. Erzincanlı 16 girişimci kadın evlerinde yaptıkları el işlerini, ürünlerini ve yöresel lezzetleri kurdukları kişisel ve sosyal medya hesaplarda satışını yapıyorlardı. Girişimci kadınlar internet üzerinden satışını yaptıkları bu ürünlerin satışını yapmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Erzincan Valiliği izni ve Erzincan Bakırcılar Çarşısı'nda yeraltı çarşısı esnafının rızası ile standlarını kurarak ürünlerini sergiliyor. Ev bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen serginin 4. gününde Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas açılan standları ziyaret ederek kendilerine hayırlı ve bereketli işler diledi. Ya. Erzincan Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde yeni imara açılan sokaklarda kaldırım yapımı çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi'nin gelişim bölgelerinden olan Yunus Emre Mahallesi, sürdürülen çalışmalarıyla büyük bir değişim göstererek güzelleşmeye devam ediyor. Planlı yapılaşmanın ve modern gelişimin en güzel örneği olan bölgede çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, imar planına göre belirlenen yerlerde imara açılan yeni sokaklarda kaldırım yapımı çalışmaları başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 309, 569, 597 ve 1401 sokaklarda başlattıkları kaldırım yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yunus Emre Mahallesi Erzincan'ımızın yeni gelişen bölgesi. Bölgenin gelişimine katkı sağlamak için yeni imar yolları, ticari alanlar ve parklar gibi hem bölgeye hem de Erzincan'a katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hızla gelişen bu bölgemizde yeni imar açtığımız sokaklarda kaldırım çalışmaları başlattık. Kaldırım çalışmaları ile birlikte asfalt serim işlemlerimiz de devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile modern bir Yunus Emre Mahallesi ortaya çıkarıyoruz ifadelerine yer verdi. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı nedeniyle 12 İmamlar orucu devam ediyor. Orucun 6. gününde bir tekstil firması tarafından Yalıncaköy Cemevi'nde iftar yemeği verildi. Tekstil firması sahibi Turgay Polut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 12 gün matem orucu iftar yemeği lokma edildi. Yalınca Cemevi yönetimi hak lokmalarının kabul olması temennisinde bulundu. Erzincan 20.36, Erzurum 15.33, Sivas 15.32, Gümüşhane 17.32, Bayburt 14.31, Giresun 25.28, Elazığ 22.40, Tunceli 22.39, Bingöl 21.38, Malatya 22.39, Yozgat 16.30, Amasya 19.34, Kars 14.31, Van 16.32, Ağrı 16.35. Dolar 17.96,
Euro 18.26, 22 ayar altın 983 lira, tam altın 6.944 lira, yarım altın 3.472 lira, çeyrek altın ise 1.736 liradan işlem görüyor.